Bir daha mı başlamıyor? AKP'nin parti olarak kurduğu sistemin, siyasi sistemin içerisinde milletvekillerinin gücü yoktur. Sinop'tan bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi 2 milletvekili çıkardı. Bu 12 değil, 22 de olsa hiçbir şey değiştirmez. Çünkü onlar milletvekillerini sadece parlamentoda sayıyı temin etmek için istiyorlar ve kullanıyorlar. Bunun dışında küçük bir yönetici kadrosu var. O yönetici kadrosunda başlarındaki en tepelerindeki zat tayin ve tespit etmiş. Onlar da kendi eski arkadaşları. Onlara verilen görevler içerisinde işte bakanlar kurulu üyeliği, grup başkan vekilliği falan gibi bir takım görevler veriyorlar ama onların da bir yetkisi yoktur. Şimdi AKP 3 dönem milletvekili çıkardı. 1. 2. dönem 2'şer tane çıkardı. 3. dönemde Mehmet Bey'i çıkardı. Mehmet Bey gitti İçişleri Komisyon Başkanlığı yaptı. Gelecek bir mevki, makam değildir siyaset içerisinde, parlamento içerisinde. Bırakırız ona siyasi güç tanımayı, yeniden aday bile gösterir. Aday göstermek ihtiyaç. Zaten komisyon başkanı olarak da siyasi bir gücü yoktu. Kendisine verilen talimatları komisyonda uyguluyor ve yerine getiriyor bir hadise. Bundan ibaret. AKP'nin sistemi budur. AKP'ye milletvekili seçerek Sürova hizmet bekleyenler boşuna bekler. Daha bu bekleme böyle devam ederse, değil 12 sene, 22 sene geçse hiçbir şey elde edemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. AKP'nin Sinop'ta bugüne kadar yaptıkları benim Ulaştırma Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak yarım bıraktığım %60'ını, 70'ini, 80'ini tamamladığım işleri tamamlamaktan ibarettir. Onun dışında onlar da mecburi tamamlamıştır çünkü birçoğu dış krediyle yapılmış işlerdi. O yüzden yaptılar. Bu yüzden AKP'nin 2 milletvekili çıkarmasıyla Sinop'un kazanacağı hiçbir şey yoktur. Ancak kaybedeceği şeyler olur. Eskiden olduğu gibi yine benim kanaatim kaybedecektir. Yanlıştır. Sinop AKP'ye bu kadar oy vermekle sadece oyunu boşa kullanmış oluyor. İktidar partisinden milletvekili seçmekle hiçbir şey kazanmış olmuyor. Birinci sorunuzun cevabı bu. İkinci sorunuzun cevabını da içinde verdim. 12 yıldır Sinop'ta ne yaptı, hangi hizmeti yaptı? Sinop'ta AKP'nin yaptığı parti olarak yani kendi iktidarlarında yaptığı hiçbir şey yok denecek kadar azdır. Bir tanesini göstermek mümkünse sadece organ sanayinin altındaki bir küçük balıkçı barınağıdır. Bir tane. Ben o balıkçı barınağından geçmişte Sinop'ta 5 tane yaptım. Bir tanesi 12 senede yaptıkları balıkçı barınağı bundan ibaret. Bir de benim yarım bıraktığım işleri tamamlamaktan ibaret. Boyabat'ta öyle bir şeyleri de yok, hizmetleri de yok yani. Bir şey yapmış falan değiller yani. O yüzden bir çevre yolu diye bir yola başladılar. O yolda Boyabat'ın öldürülmesidir o yol. O yol Boyabat'ın öldürülmesidir. Ben bu yolu Boyabat'ın içinden geçirirken bir hesapla geçirdim. Bu yol Boyabat'a bir nema bırakacak, bir şey bırakacak, imkan bırakacak, iktisadi bir ticari bir fayda bırakacak. Onu dışarı alırsanız o fayda da ortadan kalkar gider. Ve onun için AKP'den bir şey bekleme. AKP'den bekleseniz nükleer santral beklersiniz. Çünkü başka yere yaptırmıyorlar. Gelip buralardakileri yapıyorlar. Veya termik santral yaparsınız ki ben avukat olarak onu yaptırmamaya çalışıyorum. Dava açtım o davalarda. Sinop bu tür yatırımların değil, Sinop güzelliklerin, turizmin, ticaretin, sanayinin gelişeceği, serpileceği yerdir. Sinop'un bu tür yatırımlara, onların yapmak istediği türden yatırımlara ihtiyacı yoktur. Yeni meclisteki konum benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla yeni meclis en az 4 parça, 5 parça olur. Yani 4 veya 5 grup olur. Dolayısıyla AKP olma imkanını kaybeder.